bulduk Kerem. İyi yayınlar. Konuklarımıza selamlar. Selamlar bizden. Teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Antalya'da kamp çalışmalarını noktaladı. İstanbul'a döndü ve hazırlıklarını sürdürüyor. Nasıl bir hava var Fenerbahçe'de? Alınan çok iyi neticeler var. İyi futbol oynandı. Çok güzel goller atıldı. Bu takımın havasına nasıl katkıda bulundu Selim? Evet Kerem, Fenerbahçe kamp etabında Antalya kısmını tamamladı. Toplamda 4 hazırlık maçını geride bıraktı. Tüm maçları da kazandı. Jesus da bu maçların sayısının çok olmasının maç temposunu yakalama adına olduğunu belirtmişti. Şimdi 20 Aralık'ta İstanbulspor'la kupa maçına çıkacak Fenerbahçe. O araya kadar da çalışmalar sürecek. Tabii tüm maçların kazanılması, Fenerbahçe kabul edeyim ki Giresunspor yenilgisiyle girmişti araya. Ama bu havayı dağıttı, fazlasıyla dağıttı. Hem zaman girmesi hem de yeniden takımın istediği sonuçları bir şekilde sahada alıyor olması bu havayı pozitife çevirdi. İyi bir kamp ortamı vardı. Zaten bu antrenmanları da yansıdı. Biz röportajlar yaptık, oraya da yansıdı. Fenerbahçe'de şu anda can sıkıcı olarak görülen şey sakatlıklar konusu. Fenerbahçe'de eksikler var, sakatlığı ciddi olan oyuncular var. Antalya kampına götürülmeyen oyuncular olmuştu. Aslında bazı oyuncuların durumu ile ilgili son günlerde yaptığımız açıklamalarda işte daha netleşmeyen tablolar olduğundan bahsetmiştik. Can sıkıcı konu bu. Bunun dışında birazdan da bahsederiz onlardan. Bunun dışında güzel bir atmosfer var Fenerbahçe'de ve çalışmalar genelde günde 2 antrenmanla devam ediyor. Teşekkür ediyoruz Ahmet Selim. Sakatlarla ilgili de şu detayları paylaşayım Kerem. Onları da tek tek söyleyeyim. Fenerbahçe'de Luan Perez çok uzun bir sakatlık yaşadı. Ren deplasmanından beri yoktu. Aslında iyileşti. Uygulanan ikinci tedaviye, ilk tedaviye açıkçası yanıt vermemişti. O yüzden süreç uzamıştı. İkinci tedavi olumlu yanıt veriyor. O bölge toparlıyor. Bu hafta içerisinde tam anlamıyla, daha önce de ara ara takımla çalıştı ama o bölgeye yüklenme yapılmıyordu tekrar ağrılar olmasın, olmaması için. Bu hafta içinde Luan Perez takıma katılıyor. Bunu ifade edelim. Luan Perez bu haftadan itibaren takımla çalışacak. João Pedro'nun durumu biraz belirsizdi. Onunla ilgili de artık süre verebiliriz. 2-3 ay sürmesi öngörülen bir tedavi olacak. Yani 4-5 ay, 6 aylar bu ihtimaller de söz konusuydu. Ama 2-3 ay arasındaki bir tedavi süreci olacak. Bu yüzden şunu da belirtelim. Kadroya yazılıp yazılmayacağı konusu da henüz karar verilmedi. Çünkü çok net bir tablo yok ortada. Transfer dönemi açıldığında tekrar o sakatlık değerlendirilecek. Ama sakatlık süresi 2-3 ay, bunu söyleyelim. Valencia tedavisi devam ediyor. Durumu daha iyi. Birkaç gün içerisinde o da takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Emre Mor, o da bir süre bileğindeki ağrı sebebiyle yoktu. Yarın o da takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Emre Mor da takıma katılıyor. Alioski sakatlanmıştı. Bir haftalık tedavi süreci geçti. İki hafta içinde diyelim, onun da takıma katılması bekleniyor. Arda Güler'in de tedavi süreci devam ediyor. Bir hafta sonra durumuna bakılıp net bir karar verilecek. Onun da sakatlığı tedavisiyle ilgili, onun da diz bölgesi olduğu için süreç aşama aşama takip ediliyor. Arda Güler'in de bir hafta sonra durumuna net olarak karar verilecek. Fenerbahçe'deki sakatlık raporunu da böyle özetlemiş olduk. Selim, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Luan Perez ile alakalı güzel haberi verdi. Oyuncu dönüyor. Artık takıma adaptasyon sürecini yaşayacak. Aykut için kötü bir haber. İnce için. Öyle mi? Fenerbahçe santrafor transfer. Luan Perez dönüyor. João Pedro 2-3 ay yok. Latife yaptık. Kimse ciddiye almasın. Evet, yani ki bizim Aykut kırmızıcıdır. Tabii transfer programları yapar. Gustavo Henrique döndü. Luan Perez dönüyor. Atilla Salah var. İşte Valencia'nın çok ciddi problemi yok. Emre Mor Serdar dönüyor. Aziz. Sonuçta birinci seçenek şey gibi gözüküyordu. Bir aydır, bir buçuk aydır. Tabii Jorge Jesus da öyle söyledi. Stoper lazım bana diye. Bir virgül koyalım. Altay Bayındır'ın da takımla beraber hafta sonu çalışmalara başlayacağının bilgisini Selim aktardı. Yayında söylemedi ama bu bilgiyi de bizle paylaştı. Söylememizde bir sakınca yok. Bundan da bahsetmiş olalım. İşin güzel tarafı, yani Fenerbahçe 4 hazırlık maçında kazandı. 4 hazırlık maçında da ilki hariç, ilk yarısı hariç eski temposunu yakalamış, performansını arttırmış bir halde oynadı. Ve 8 oyuncusu yoktu.
Yani neredeyse bir takımı İstanbul'da bıraktılar tedaviler için. Hı hı. Sakatlıkları nedeniyle. Ona rağmen işte gireniyle çıkanıyla, ciddiyetiyle, maç konsantrasyonuyla, inanmışlığıyla, rakibe duydukları saygıyla, sahadaki çabalarıyla hakikaten takdir edilecek performans gösteriyorlar. Ama işte gündem o sahadaki performansta Jesus Brezilya'ya gidecek mi, gitmeyecek mi? Yani o noktaya geldi. Bence iyi bir şey değil. Yani taraftarın veya takımın sahadan uzaklaşıp bu transfer haberleri çevresinde dönmeye başlaması iyi bir şey değildir. Sinerjiyi kaybettirir, hedefi kaybettirir. O istenen taktik disiplin ya da antrenman disiplininden de uzaklaşma nedeni olabilir. Yani Jesus tabii de etki edebilir. Ben ona inanmıyorum ama yani Hocam abi ya. Sonuçta Jesus çok profesyonel. Gelirken de imzayı atarken de bir yılına bu imzayı atmış. Jesus sezon sonunda büyük ihtimalle olmaz gibi gözüküyor. Sayın Ali Koç da geçen bir üniversitede panelde katılan soru üzerine de bunu söyledi. Benim elimde değil yani tutmak için ne yapabilirim gibi bir ifade kullanmıştı. Gitmek isterse yapacak bir şey yok diye. Eğer Fenerbahçe'nin hocası ise bence önümüzdeki günlerde Jesus bu konuda çok net bir açıklama yapacağını düşünüyorum. Yani belki Portekiz, belki Brezilya olabilir. Zaten belli olacak. Hayır. Yani şimdi aylar sürmeyecek. Ama şimdi açıklama yapmak zorunda da değil ya. Yani. Ama siz mesela konuya bu şekilde başlayınca sosyal medyada da bu konuşuluyor. Açıklama yapar, bir daha da konuşmam der. Yani ben sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin... Hayır, dediği zaman bile o da konuşulacak. Kalmayacak, gidecek işte sezon sonu şöyle olacak, böyle olacak diye. Yani bir açıklama yapmak zorunda değil. Adam geldi hakikaten bize de bambaşka şeyler gösterdi. Ben de beklemiyordum bu kadar farklı olacağını. Allah'a bak... Geçen sezon sonu Rea Hoca'yla programdayız. İşte İsmail Kartal mı, Jorge Jesus mu o konuşuluyor. Öyle bir durum var. Dedi bambaşka bir kulvar dedi Jorge Jesus dedi. Şimdi teknik direktörün başka bir teknik direktörle ilgili ki Rea Hoca kolay beğenmeyen bir teknik futbol adamıdır. Öyle bir şey kullanması ne kadar haklı çıktığını görüyoruz. Ben... Şerif yani dedim, bu ligin şerifi olur dedim. Bana hala kazanlar var. Yani, o da kabı takmıştım. Güvenç Hoca'nın kulakları. Hayır, sadece nasıl? Savaş. Yani Fenerbahçe takımına geldi, derledi, parladı. Bir teknik direktör takımı yaptı, transferler yaptı. İki tane takım kurdu. Bak işte 8 oyuncu yok diyoruz. Eksik demiyoruz Fenerbahçe. İki tane hazır takım var ya Fenerbahçe'de. Yani, hayır. Hepsi hazır. 8 oyuncu yok, eksik değil takım. Yani bu aramıyor. Ciddi bir teknik direktör. Zirveye çıkardı oyuncular var. 2 sezondur, 3 sezondur takımda hep eleştirilen tabii, bazı oyuncular var. Şimdi biliyorum tek mesela en son İrfan Can. Ve şey de var Savaş. Yani artık her taraftar, özellikle hedef takım taraftarları ki bundan bence Beşiktaş'ta Trabzonspor en çok etkilenen oldu. Yani Galatasaray da çok etkilendi. Bakmayın siz Başakşehir maçına kadar kendi taraftarı da çok ciddi şekilde eleştiriyordu takımın oynadığı oyunu. Nedeni ligdeki sıralamaları değil, iddiaları devam ediyor.